Yani bir tanım vermekten çok yani nelerle uğraştığımı ve ona göre iktisada nasıl baktığımı belki söylemem söz konusu olacak. Ben iktisadı insan topluluklarının hangi ürünleri niye ve nasıl ürettiklerini, bunların hangilerini niye ve nasıl mübadele ettiklerini, nasıl ürünleri paylaştıklarını ve nasıl tükettikleri veya tasarruf ettiklerini inceleyen bilimsel uğraş olarak görüyorum. Bir de yani bununla ilgili olarak siyasal iktisadı nasıl tanımladığım konusuna da belki kısaca değinmemde yarar var. Siyasal iktisat bence bir ara kesitler üzerinde gelişen bilimsel bir uğraş. Yani iktisatla siyaset biliminin, iktisatla tarihin, iktisatla sosyolojinin ara kesitinde eğer siz insan ve toplum ilişkilerini tek bir boyutta değil, birden fazla boyutta incelemek istiyorsanız, o zaman siyasal iktisat dünyasına giriyorsunuz. Dediğim gibi yani bunları lütfen bir tanım olmaktan çok yani iktisat deyince bunlarla uğraşmayı anlıyorum diye yorumlayın. Evet hocam, nasıl ve neden iktisatçı oldunuz? Yani sorunuzda iki dilim var. Biri neden, ötekisi de nasıl. Şimdi neden sorusunu şöyle cevaplayacağım. Yani benim yetişkin bir insan olarak çalışma hayatıma katıldığım yıllar Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişme sorunlarına yoğun ilgi gösterdiği bir tarih kuşağına denk geldi. Yani dolayısıyla ben de bu sorunlara artan ilgiden etkilendim. Yani iktisada yönelişim biraz bundan kaynaklandı. Nasıl deyince bu çok uzun bir öykü. Siz yani inşallah bu uzun öyküden rahatsız olmazsınız ama ben 1960 Haziran'ında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldum. Ve Şubat 1965'e kadar askerlik hizmetiyle geçen 2 yıl dışında inşaat sektöründe çalıştım. Şubat 1965'te çalıştığım işten ayrıldıktan sonra Ankara'da bir iş ararken İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ikisi sınıf arkadaşım olan, birisi de üniversiteden tanıdığım 3 kişiyle Ankara'da karşılaştım. Biri İlhan Tekeli, sınıf arkadaşım. Ötekisi yine bir başka sınıf arkadaşım, Alpan Eroğlu. Ötekisi de Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzun yıllar beraber çalıştığımız Atilla Can'dır. Hal hatırdan sonra ne iş yaptığımı sordular. İş aradığımı söyledim. Atilla, niye bize gelmiyorsun, bizimle beraber çalışmıyorsun diye bir soru yöneltti. Yani Devlet Planlama Teşkilatı'nda yaptıkları şeyleri anlattı. İlgilendim. Nisan 1965'te Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileriyle görüştüm. Ve Mayıs 1965'te orada çalışmaya başladım. Devlet Planlama Teşkilatı'nda formel bir iktisat eğitiminden geçmemiş bir kişinin göreve alınması büyük bir olasılıkla nicel teknikler üzerinde çalışan insanların matematik bilgisine ihtiyaç duyulmasındandı. Ama ben 1965'te, Mayıs 1965'te Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesi Tetkik Tahlil Şubesi'ne girdikten sonra bu teşkilatta iktisat öğrenmeden çalışmanın mümkün olamayacağını çok kısa süre içerisinde fark ettim. Ve 1965-67 arasında şubedeki müdürüm Ali Neşet Ölçen ve kıdemli iktisatçı Faruk Molu benim iktisat öğretimimle yakından meşgul oldular. Bir yığın kaynak verdiler, okumamı sağladılar.
okuyup anladığımı anlamadığımı sınadılar. Yanlış anlamışsan yanlış anlamışsın, öyle değil böyledir diye düzelttiler. Böyle bir iki yıl geçti. Bu iki yıl aynı zamanda bir yaparak öğrenme süreciydi. Yani 1965-67'deki nicel araştırmalara ben çoğunlukla yaptığımız işin tüm anlamını kavrayamadan katılma durumunda oldum. Yani yaparak öğrenme 1965-67 yıllarında benim için çok önemli bir öğrenme aracıydı. 1967'de dönemin müsteşarı Memduh Aytür'ün yani desteğiyle ve katkısıyla Birleşmiş Milletler'den sağlanan bir bursla İngiltere'ye gittim ve 1967-69'da Southampton Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını yaptım. 1969'da Türkiye'ye döndükten sonra galiba açlığım tükenmemişti ki Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne İktisat Doktora Programı'na katıldım. Ve 1976 sonunda bu programdan doktor unvanıyla mezun oldum. Yani dolayısıyla benim iktisat öğreniminin belirli aşamaları var. Birinci aşaması 65-67 arası yaparak öğrenme ve kendini yetiştirme. Bir anlamda 1965-67'de kendimi bir otodidakt sayıyorum. 67 sonrası ise formal eğitimin ön plana çıktığı dönem. Orada yani Southampton Üniversitesi'ndeki hocalarımı, Profesör Pierce ve Profesör Fisher'i, siyasal bilgilerde de kendilerinden çok şey öğrendiğim Profesör Bulutay, Profesör Özhan Uluatan ve Profesör Bilsay Kuruç'u yani saygıyla, minnetle anıyorum. Yani onlardan çok şey öğrendim. Ama 1975'te ODTÜ'ye geldikten sonra olay başka bir mecraya intikal etti artık. Yani o zaman bilgi ve öğrenme denen şeyin herhangi bir sınırı olmadığı büsbütün kafama dank etti. Meslektaşlarımdan çok şey öğrendim. Yani hepsine sayılamayacak, ifade edilemeyecek kadar şükran borçluyum. Çünkü tam bir şeyleri öğrendiğinizi sandığınız anda bir meslektaşınız çıkıp bir kitap yazıyor ya da bir makale yazıyor ve siz o zamana kadar bilmediğiniz bir takım şeyleri yeniden öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunları da öğrenmem lazım diye bir başka yarışın içine giriyorsunuz. ODTÜ bu yarışın başlangıcıydı. Ben 1975'te ODTÜ'ye girdiğim zaman yani böyle bir yarış içinde olacağımı seziyordum ama bu yarışın bu kadar amansız olacağını doğrusu fark etmemiştim. Yani öğrenme süreci ve öğrencilik hala devam ediyor. Yani nasıl iktisatçı olduğunuzu derseniz işte böyle bir öykü çıkıyor ortaya. Yani kendini yetiştirme dönemi, gecikmiş bir formal eğitim ve 75'te ODTÜ'ye katıldıktan sonra hiç bitmeyen bir öğrenim süreci. Yani belki öğrenci sıralarında değilsiniz ama öğrenme süreci bitmiyor. Hocam yani hemen bir parantez olarak açıyorum da mühendisliği de biliyorsunuz. Mühendislik ve iktisatı bir kıyaslama yapsanız yani iktisat daha mı sevdiğiniz ya da daha sevdiğim bir şey ama mühendisliğin yani iki yararını gördüm. Birincisi yani iktisat çalışmalarına nicel iktisatla başladım. Ve bu yani üniversitedeki matematik bilgimin yeterliliği dolayısıyla bana belli bir rahatlık sağladı. İkincisi 1965-75 arasında Devlet Planlama Teşkilatı'da çalıştığım zaman sektör düzeyinde yani epey çalışma yaptım mesai arkadaşlarımla beraber. Dolayısıyla üretim dünyasını, fiziki üretim dünyasını bir mühendis olarak tanımamdan kaynaklanan bir avantaj oldu. Yani araziye çıktığımda
kamu iktisadi teşebbüsleri kuruluşundaki kurucularla, yetkililerle tartıştığımda ya da özel kesime fabrika incelemeleri için gittiğimde alışık olmadığım bir dünyaya gitmiş değildim. Yani tanıdığım, bildiğim bir yani mühendisler, teknokratlar, formenler dünyasına girmiş oluyordum. Öyle bir tanışıklık yararı sağladı bana mühendislik eğitimi. Yani 1971'de üstelik bir transfer teklifi de aldım. Yani 1965'te ayrıldığım şirketin yönetiminden biz Libya'da bir taahhüt işi aldık. Acaba gelmeyi düşünür müsün diye bir öneri de geldi. Ama artık her şeyin çok gecikmiş olduğunu söyleyerek cevapladım önerilerini. Demek ki tümüyle şeyden kopmamışım. Yani mühendislik dünyasından o tarihe kadar kopmamışım. 1970'li yılların başına kadar zaten İnşaat Mühendisleri Odası'nın kartlı, kayıtlı üyesi olmaya da devam ettim. Ama 70'li yıllardan sonra artık yani iktisat formel eğitimi derinleştikçe yani mühendislik dünyası ile ilişkiler koptu. Şöyle bir soru belki akla gelebilir. Yani iktisatçı olmasanız ne iş yapardınız diye. Herhalde yine inşaat mühendisliği yapardım gibi geliyor bana. Ya bu konuda yani eşimle aramızda bir ihtilaf var. Eşim çoğunlukla yani sen mühendislik yapamayacakmışsın, o yüzden zaten iktisadı seçmişsin diyor. Ama ben aynı kanıda değilim. Yani eğer aradan bunca yıl geçmemiş olsaydı ve inşaat mühendisliğindeki teknolojik gelişmeden bu kadar uzaklaşmamış olsaydım herhalde iktisatçılık yapmasam mühendisliğe dönerdim diye düşünüyorum. Hocam size ilham veren iktisatçı, iktisadi düşünür var mıdır, kimdir, neden? Şimdi burada ikili bir ayrım yapmak istiyorum. Yani ilham konusuna gelince bu benim okuduğum eserleriyle yüz yüze geldiğim iktisatçıların çok büyük bir kesimi ve meslektaşlarım. Onların çalışmaları beni her zaman uyarıyor. Yani bana yeni bir takım şeyler öğretiyor. Şunu incelesem ne kadar iyi olur diye yeni ufuklar açıyor. Yani o bakımdan esin kaynaklarım çok çeşitli. Yani belirli kişileri burada tanımlamak, ön plana çıkarmak pek mümkün değil. Ama yani iktisada bakışından çok etkilendiğiniz kişiler kimlerdir derseniz iki kişi ön plana çıkıyor. Keynes ve Marx. Yani niye derseniz iki nedeni var. Yani birincisi biraz Osmanlıca bir deyim kullanmamı lütfen bağışlayın. Nüfuzu nazar ya da İngilizlerin insight dediği şey. Yani baktığınız zaman baktığınız olayın ardını görebilme yeteneği. Yani bu iki düşünür ve yazar da bu yetenek fazlasıyla var. Şimdi belki bir miktar tarihsel bir kalıntı gibi görülebilir ama Keynes'in 1920'lerde yazdığı Para Üzerine Risale'yi okuduğunuz zaman ortada makro iktisat diye bir disiplin yokken sizin para ekonomisine makroekonomik bir çerçeveden bakan bir yazarla karşı karşıyasınız. Ya da yani Kapital'in 3. cildine baktığınız zaman bugünkü finansal dünyayı anlamanıza yardımcı olacak bir yığın ipucuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani bu nüfuzu nazar dediğim şey İngilizce insight denilen şeydir. Bakılan şeyin ötesini görmek. Yani görünümün ardındaki nedenselliği, bütünü kavramak. Bu açıdan bu iki insan beni çok etkilemiştir diyebilirim. Bir başka etkilenme nedeni de var. Düşünce sistematiği. Yani okuduğunuz zaman yani sarsılmaz bir düşünce sistematiği görüyorsunuz. Sizi bir yerden alıyor.
adım adım kurgusunu tamamlayarak bir yere götürüyor. Yani aradaki bağlantılar kusursuz ve eksiksiz. Bu düşünce sistematiğinin kusursuzluğu beni çok etkileyen şeylerden biri oldu. Sıralamaya Keynes'ten başladım. Keynes'e bir başka artı dolayısıyla da değinmem lazım. O da dile hakimiyet. Ben bir sosyal bilimle uğraşan kişinin kullandığı dile bir edebiyatçı kadar hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir sosyal bilim metni bir denklem yazarak, kenarına parantezle numarasını koyarak ve ondan sonra hence, that is, yani bundan bu çıkarla yazılmaz. Yani bu alanda çalışan insanın kullandığı dile bir edebiyatçı kadar olmasa bile ona yakın ölçüde hakim olması gereklidir. Keynes'de olan da belki İngiliz siyasal iktisat geleneğinin yani daha yakın yüzyıllardaki bir ürünü olarak bu. Yani Smith'i okuduğunuz zaman, Mill'i, Ricardo'yu okuduğunuz zaman nasıl bir edebi sayılacak haz alıyorsanız bu Keynes'de belki fazlasıyla olan bir şey. Yani beni belki etkileyen, bir anlamda büyülen yani özellikle herhalde buydu. Yani şeye geldiğimizde, yani etkileyen düşünürler geldiğimizde dolayısıyla iki isim ön plana çıkıyor. Keynes ve Marx. İlham kaynağı çok şıpsevdi bir insan olduğum için ilham kaynakları çok çeşitli. Yani her meslektaşımdan bir şeyler öğreniyorum. Her meslektaşım şu yapılsa ne kadar iyi olur düşüncesine götürüyor beni. Yani bir iktisat yazısını okuyan ya da bir sosyal bilim dalındaki yazıyı okuyan ondan bir haz almalı. Evet. Yani öğrenmekle birlikte bir haz da almalı. Evet. Yani bu haz verilemiyorsa demek ki bir şeyler eksik. Hocam iktisat eğitiminin yani dününü biliyorsunuz. Bugün geldiği aşama hakkında düşünceleriniz nedir? Şimdi bu konuda ben ancak ülkemizdeki iktisat eğitimiyle ilgili olarak bazı gözlemleri ileri sürebilirim. Yani bu başlık altında yani tematik olarak bir şeylere değineceğim. Birincisi programlar. Yani eğitim programları. Şimdi bu eğitim programları içinde ben zaman içinde belirli bir evrim geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani bütün iktisat eğitimi veren kuruluşlar olarak. Yani dersler değişiyor, ders içerikleri değişiyor. Bilimsel gelişmenin eşliğinde bazı uzmanlık alanları ortaya çıkıyor. Bunlara yer açılması lazım. Herhangi bir kurumumuzun, yani bir tanınmış bir eğitim kurumumuzun yani yıllar içindeki programlarını alsak, ders adlarını ve ders içeriklerini incelesek bunu açıkça göreceğiz. Yani bu açıdan tahmin ediyorum bir yani hem bilimsel gelişmelere hem de zamanla ortaya çıkmış olan bir takım toplumsal ihtiyaçlara cevap verme konusunda çok kötü bir sınav vermedik. Yani belki olağanüstü bir başarı göstermedik ama çok kötü bir sınav da vermediğimizi düşünüyorum. İkincisi eğitim yöntemi. Yani insanlara bazı şeyleri aktarma, bildiğinizi sandığınız bazı şeyleri aktarma ya da bir iletişim kurma çabası içindesiniz. Bunun yöntemi ne olmalı? Şimdi bu yöntem konusunda benim iddialı bir şey söylemem biraz zor. Kendi geçmişim dolayısıyla. Yani iktisat öğrenimine aşağı yukarı bir 10 yıl gecikmeyle başlamış. Formel bir eğitimi çok geç yıllarda almış bir kişi olarak eğitim yöntemi şöyle olsun diye bir öneride bulunmak bir miktar zor. Ama eğiticiler ve öğrencilerle ilgili bazı gözlemler de bulunabilirim. Benim yani öğrencilik yıllarımda ve mesleğe başladığım ilk yıllarda
Osmanlıca takrir diyeceğimiz, İngilizce lecture dediğimiz şey, yani öğretim faaliyetinin çok tümel bir unsuruydu. Yani dolayısıyla bir derste eğer siz kartezyen bir inşaya giderek anlatmak istediğiniz şeyi yani belirli bir mantık ve kurgu içinde anlatabiliyorsanız o zaman bu sizin başarılı bir eğitici olduğunuz anlamına geliyordu. Şimdi aradan geçen süre içerisinde iki konuda yani önemli gelişmeler oldu. Birincisi sınıf öğrenimin odağı olmaktan yavaş yavaş uzaklaşır bir hale geldi. Yani genç arkadaşların bilgi kaynakları çok çeşitlendi. Ve üstelik sizin kaynak olarak atıfta bulunduğunuz kaynaklara arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın erişme imkanları arttı. Yani dolayısıyla dershane dediğiniz şey eski önemini yitirdi. Yani internet ortamından da bir şey öğrenebiliyorsunuz. Akla hayale gelmeyecek bir makaleler stoku internet ortamından erişilebiliyor. Görüşmelerle, birebir görüşmelerle de bazı şeyleri iletebiliyorsunuz insanlara. Dolayısıyla bu sınıf ve sınıfta öğrenmenin bir miktar dışına götürdü bizi. Yani ileride iktisat öğretimi geçmişte olduğu gibi sınıf ve lecture ya da takrire bu kadar bağımlı olacak mı? Onda tereddütlerim var. Öğrenciler konusunda da yani 6 yıldır öğretim faaliyetleri dışında olduğum için yani genellemeler yapmam doğru değil. Ama son yıllarda öğrencilerimizin devamıyla ve dersteki iletişimiyle ilgili bazı tereddütlerim oldu. Büyük bir olasılıkla bu eğitim faaliyetlerindeki bir yapısal dönüşümün izleriydi. Yani genç insanlarla iletişim kurabilmek için muhtemelen başka teknikler bulmak gerekecekti. Nitekim genç arkadaşlarım burada özellikle elektronik ve bilgisayar dünyasının tekniklerini kullanarak sunuşta, anlatıda yeni yöntemler konusunda bizden daha ileriye gittiler, daha iyilerini yaptılar. Ama bu bana öyle geliyor ki bizim yani geçmiş yıllardan kalan sınıf ve takrir, lecture bağımlılığımızı aşacak doğrultularda gelişiyor. İleri yıllarda herhalde öyle olacak gibi bir sezim var. Bir başka sorun da eğitim kurumlarının kalitesiyle ilgili. Yani eğitim kurumlarının başarı standartları ile ilgili ayrıntılı bir inceleme yapmana, burada genellemelerde bulunmak doğru değil. Ama ben bu kurumların sağladıkları eğitim kalitesi bakımından belirli bir eşitsizlik sergiledikleri kanısındayım. Bu eşitsizliklerin azaldığı yönünde bir izlenim sahibi değilim. Ama şunu da düşünüyorum her zaman. Yani yetenekli yöneticilerin ve yetenekli kadroların elinde hani herhangi bir ülkenin diyelim ki ilk 10 eğitim kurumu hangisidir dediğinizde Türkiye şartlarında bu ilk 10 eğitim kurumunun veya ilk 5 eğitim kurumunun statik bir şekilde istikrarlı kalması mümkün değil. Buraya her zaman bazı yükselenler olacak. Yani burada yarışmanın önünün açık olduğunu sanıyorum. Yani üniversite adı vermek istemiyorum ama nispeten yakın tarihte kurulmuş pek çok üniversitelerimiz artık yani Türkiye'de iktisat öğretiminin birinci ligine oynar duruma gelmiş durumdalar. Yani dolayısıyla burada yani stabil bir ilk 10, ilk 5'ten söz etmek mümkün değil. Ama genelde sağlanan hizmetlerin kalitesi bakımından eşitsizlik geçmişte de vardı, şimdi de var. Yani öyle bir izlenime sahibim. Ama bunu yani somut bilgilerle kanıtlayabilecek hazırlıkta değilim şu an.
Akademisyen iktisatçıların, yani üniversitedeki iktisatçıların giderek entelektüel kimliğini kaybettiğini düşünüyor musunuz? Yani biz sizlerin neslinde daha farklı bir kumaş var. Yani tabii kuşak farkı. Yani sadece iktisattan anlamıyordu bizim hocalarımız. Yani tüm sosyal bilimlere hakimdi, edebiyata hakimdi, yani siyaset vesaire, ama şu an daha böyle teknik bir iktisatçı, yani yazmıyor da yayın yapıyor yükselmek için. Böyle olduğunu düşünüyor musunuz yani? Şimdi o söylediğiniz tezi destekler gibi görünen bazı olgular var. Yani hangi olgular bu söylediğiniz tezi destekler gibi görünüyor? İsterseniz onun üzerinde kısaca bir duralım. Birincisi uzmanlaşma meselesi. Yani iktisat alanında, pek çok alanda olduğu gibi, uzmanlaşma eğilimleri çok arttı. Artık belirli bir dalda yazılmış olan herhangi bir makaleyi ya da kitabı kolaylıkla okuyup anlayamaz bir duruma gelmiş haldesiniz. Yani tıpkı tıpta nasıl günümüzdeki hekimlerin büyük çoğunluğu kendi uzmanlık alanının dışında pek bir şey söyleyemiyorsa, iktisat alanında da buna benzer bir eğilim ortaya çıktı. Uzmanlaşmanın doğal sonucu. Çünkü akıl almaz bir hacimde çıktı, üretiliyor. Ve bunun hepsine hakim olmanız mümkün değil. İster istemez bazı alanlara yönelmek, uzmanlaşmak durumundasınız. Bu uzmanlaşma ister istemez sizi toplumsal bütünü algılamakta zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Bu ama kaçınılmaz bir gelişme, çünkü bilim geliştikçe uzmanlaşma da gelişiyor. Uzmanlaşma da geliştikçe ister istemez bütüncül bir perspektifi çoğu zaman gözden kaçırabiliyorsunuz. İkincisi akademik tutuculuk diyelim. Şu veya bu şekilde yani bizim mesleğimizde olsun, diğer sosyal bilimlerde olsun, yerleşik paradigmaya bağlı kalmak ve onu da yeniden üretmek çoğunlukla benimsenen bir pratik oluyor. Bunun belli bir gerekçesi de var. Geçmişten miras alınan bir entelektüel birikim var. Siz bu birikimi taşıyorsunuz ve gelecek kuşaklara iletiyorsunuz. Ama bu tabii doğal olarak bir tutuculukla beraber geliyor. Ve üzerinde kafa yorduğunuz paradigma işlemez hale gelmeye başladığı zaman bile siz hala aynı paradigmayı anlatmaya devam ediyorsunuz. Yani bu da geleceği görememek gibi bir sorunla karşı karşıya bırakıyor sizi. Yani bir şeyler söylüyorsunuz ama yani dünya değişmiş artık, paradigma da değişmiş. Söylediğiniz şeyler çok fazla bir şey ifade etmiyor. Üçüncü olarak sizi haklı çıkarabilecek olan şey, çok büyük toplumsal altüst oluşlarda bir tek sosyal bilim disiplini nereye gittiğinizi kavramanıza yetmiyor çoğu zaman. Ve dolayısıyla meseleye kendi dar mesleki perspektifinizden baktığınız zaman bütünü göremez hale geliyorsunuz. Somut bir örnek aslında 10 yıldır yaşadığımız bir ekonomik durgunluk dönemi. Orta dönemli çevrimler hiçbir zaman bu kadar uzun durgunluklar yaşatmamıştı. Yani orta dönemli çevrimler aşağı yukarı bir 10 yıl dolayında sürerdi. İniş çıkış evreleri olurdu falan. Fakat şimdi büyük depresyon diyemedikleri için bir başka deyim çıkarttı meslektaşlarımız. Büyük resesyon diyorlar, büyük durgunluk diyorlar. 10 yıldır sürünüyoruz. Bu devraldığımız paradigmanın bir takım zaaflarına işaret ediyor. Ama bu zaafları algılayabilmek için disiplinler arası bilgileri tekrar bir çatıştırmak lazım. Bu çatıştırmalar olmadan kendi perspektifinizden, kendi optiğinizden baktığınız zaman bütünü algılayamıyorsunuz. Şey değişiyor çünkü. Dünya bir altüst oluş içinde yeniden şekilleniyor. Sizin geçmiş kazanımlarınız bunu anlatmaya yetmiyor. Son olarak da bir başka handikap var. Yani akademik mesleğin toplumla ilişkileri. Bilimsel bilgileri şu veya bu şekilde topluma kazandırıcı faaliyetlere ihtiyaç var. Bunları isterseniz ben popülerleştiriciler
diyeyim. Hiç kimse yani söz gelimi Bastiat'ı ya da Jean-Baptiste Say'i çok seçkin bir iktisatçı olarak nitelemez. Ama bu insanlar olmasaydı hiç kimse Smith'i ve Ricardo'yu öğrenemeyecekti. Yani bilimsel bulguları şu veya bu şekilde daha geniş bir toplum kitlesine açan, anlatan, popülerleştiren insanlara ihtiyaç var. Bu nasıl olur? Buna akademik toplumun ön ayak olması lazım. Yani konferanslarla, yani popüler toplantılarla, medyada bu konuda işbirliği yapabilecek olan insanların katkılarıyla vesaireyle. Yani şu veya bu şekilde sizin ürettiğiniz bilimsel bilginin topluma kazandırılabilmesi, iletilebilmesi lazım. Burada sınıfta kalmış durumdayız. Yani hiç yani çok üzücü bir şey ama yani meslektaşlarımızın ürettiği pek çok şeyin topluma kazandırılamadığı gibi bir izlenime sahibim. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğinizde yani uzmanlaşma, geleceği öngörememe, çok disiplinli olamama ve bilimsel bulguları tanıtamama, popülerleştirememe gibisinden zaaflar söylediğiniz riskleri ortaya çıkarıyor. Yani akademik iktisatçıların ne işe yarayacağı pek kestirilemeyen tarihten arta kalma fosiller gibi görünmesine yol açıyor ama ben çok fazla kötümser olmak istemiyorum. Yani bu eleştirilerin hepsinin haklılık payına sahip olduğunu düşünüyorum ama burada kötümser olmak istemiyorum. Çünkü şu veya bu şekilde önemli iktisadi paradigma değişiklikleri olduğu zaman iktisat yazınına baktığınızda ve toplumsal bilimlerle ilgili yazına baktığınızda bunun öncüllerinin zaten parça buçuk geçmiş yazılarda bulunduğunu görüyorsunuz. Yani bunlar patladanak birden ortaya çıkmış değil. Yani öncülleri var fakat öncülleri egemen paradigmanın kenarından ve köşesinden filizlenip çıkamamış. Bir büyük toplumsal altüst oluş yani düşünce hayatını da değiştirdiğinde şu veya bu şekilde bu paradigmanın bir tarafa itelediği, unutturduğu şeyler gündeme geliyor, ortaya çıkıyor, tekrar tartışılıyor. Geçmiş yazın yeni baştan seçici bir şekilde okunuyor. Yani dolayısıyla ben yani bu konuda gelecek için umutsuz değilim. Yani birisi yani mesleği eleştirdiğinde biraz önce değindiğim nedenlerle hak veririm. Ama gelecek için bundan bir kötümserlik payı çıkarmam. Yani şu veya bu şekilde yani bir paradigma değişikliği ufukta olduğu anda bunun sağlayıcısı olan yapı taşları, birikim zaten geçmiş katkıların, geçmiş bulguların bir yerinde var. Onlar da zaten yüzeye çıkıyor. Yani 1945'ten sonra 50'lerde şu veya bu şekilde bir refah devleti iktisadı gündeme geldiğinde insan bir yerde şaşabilir. Yani nasıl olur da bu kadar iktisat düşüncesinde ve iktisat politikasında bu kadar önemli savrulmalar ortaya çıkabilir diye. Ama bunun öncülleri vardı. 1980'lerde dünya neoliberalizme savrulduğu zaman bunun Hayek'in ve Friedman'ın eski çalışmalarına kadar giden öncülleri de var. Yani dolayısıyla insanlar geçmiş bilimsel ve kültürel birikimleri selektif bir şekilde okuyarak yeni ipuçları çıkarıyorlar. Dolayısıyla ben gelecek için çok fazla umutsuz olmuyorum. Ama yani söylediklerinizden kendime bir eleştiri payı çıkarıyorum tabii. Bir meslektaşınız olarak. Hocam 1980'li yılların başında YÖK sürecini biliyorsunuz, şahit oldunuz. Evet. Gerçi siz 1402'lik olmadınız. Ama evet. O süreçle ilgili bir şeyler sormak isterim. Yani o sürecin üniversiteye, genel olarak üniversiteye, özellikle de iktisat alanındaki etkilerinden bahsetmek ister misiniz? Ya da o döneme dair hissettiğiniz şeyleri paylaşabilir misiniz? Hayır, tabii. Yani YÖK'ün spesifik olarak iktisat alanına yani özel bir etki yaptığı konusunda bir izlenimim yok.
genelde üniversite hayatı etkilediği muhakkak. Yani yökü çıkaran dönemin siyasi iktidarı temelde bir tek şeyle güdüleniyordu. O da üniversiteler üzerinde siyasi kontrolü sağlamak. Şimdi sadece Türkiye'deki yani yöneticilerin değil, dünyanın her tarafındaki yöneticilerin de bir sorunu. Yani üniversiteler gibi ülkenin bilimsel üretiminde etkili olan bir kurumu şu veya bu şekilde siyasal yönlendirmelerden uzakta tutmak pratik olarak mümkün değil. Ama diğer ülkelerde dolaylı olarak yapılan şeyler bizde yasal metinlerle, kanun zoruyla yani uygulandı. Yani denetim, yani bir yerde üniversitelerin siyasal denetimi baskıyla ve zorla sağlandı. Burada üniversite özelliğinin yani dört boyutu üzerinde kısaca durmakta yarar var. Bunlardan birisi örgütlenme özelliği. Yani üniversiteler hangi departmanları, hangi fakülteleri açacaklarına, hangilerine ne kadar öğrenci alacaklarına kendileri karar verebilsin. İkincisi mali özellik, yani kaynaklarına hakim olabilsinler. Üçüncüsü istihdam ve öğretim üyeleriyle kişisel ilişkileri tanzim etmekteki özellik. Dördüncüsü de akademik özellik. İlk üç özellik tabii YÖK tarafından ayaklar altına alındı. Yani onlar fiilen ortadan kaldırıldı. Ama geriye kalan dördüncü mesele, yani akademik özellik ise YÖK aracılığıyla değil ama daha başka genel bir siyasal çerçevede denetim altına alındı. O genel siyasi denetimde 1950'li yıllardan itibaren zaten dünya üniversiteleri içerisinde mayalanmaktaydı. Yani YÖK'ün hazırlığında çok etkili olan Profesör Doğramacı ve çalışma arkadaşları aslında dünya üniversitelerinin 20. yüzyılın son 40-50 yılında ne tür toplumsal yönlendirmelerle karşı karşıya olduklarının farkındaydılar. Ve bunu da şu veya bu şekilde YÖK sistemi içerisine taşıdılar. Bu hangi iki noktada kendisini belli ediyor? Birincisi, eğitimin kapitalist ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve büyüme ve servet artışına katkıda bulunması gereği. Bu 1950'lerden bu yana iktisatçıların çok iyi bildiği bir olay. Bilimsel ve teknik temel gelişmeler, sonradan uygulamalı araştırmalara, oradan sanayi ve idari yeniliklere, oradan da verimlilik artışlarına gidiyor. Dolayısıyla bu kapitalist kar güdüsünün yöneliminde üniversiteleri şekillendirmek, yani üniversiteleri bir işe yarar hale getirmek. Bu felsefe şeyle değil, yani YÖK'ün sözünü ettiğim akademik özellik dışındaki üç özelliği ortadan kaldıran yaptırımlarıyla değil, doğrudan doğruya genel siyasal yönlendirmeyle gerçekleşmiş oldu. Yani yönetimin bilimsel bilgi üretiminin gerekleriyle değil, doğrudan doğruya sermaye birikiminin ihtiyacına göre yönlendirilmesi ve şekillendirilmesi. Bu üniversitelerimizin karşı karşıya kaldığı bir önemli bir açmaz. Çünkü üniversiteler olarak sizin her şeyden önce gerçeği araştırma ihtiyacınız var. Yani ABC sektörünün ya da firmalarının gelişmesini sağlamak için tasarılar geliştirmek belki iyi bir şey ama bu bilgi üretiminin ilk ve tek amacı değil.
Ama yani iş bir yere buna döndü. Tabii bu yana döndüğünde eğitim de buna göre şekillendi. Yani insan gücü yetiştirmek, bir işe yarar insanlar, üretim süreci içine bir yere monte edilebilir insanlar yetiştirme. Bu tabii önemli bir sapmaydı ama YÖK aracılığıyla değil, YÖK dışındaki genel siyasi yönlendirme dolayısıyla topluma yerleşti. Yine bunun bir başka uzantısı da akademik performans değerlendirmeleriyle gündeme geldi. O da somut olarak ifadesini yayınla ya da öl özdeyişinde buldu. Yani durmadan bir şey üreteceksiniz. Yani bir şey üretmediğiniz takdirde yani o zaman demek ki başarılı bir akademisyen değilsiniz. Peki bunun ölçütleri neler? Ölçütleri olarak tabii durmadan yani nicel ölçütler yeterli olmadığında bunlara başka ölçütler falan eklendi. En sonucunda iş bir yerde çığırından çıktı. Sahte bilim yazıları türemeye başladı. Yani sahte dergiler, sahte bilim yazıları ve benzeri şeyler üretmeye başladı. Yani sonunda çok önemli bir gereklilikten, yani akademik etik ve akademik üretkenliğin gerekliliğinden yola çıktık ama sonucunda acayip bir yola saptık. Bu acayip yolda yani değerlendirme ölçütleri bakımından yani meslektaşlar topluluğunun değerlendirmesi olmaktan çıkarak güvenilirliği tartışmalı bir takım göstergelerin değerlendirmesi haline dönüştü. Bu da yani bir kar azamileştirmesi perspektifinin bizim mesleğe iz düşümü haline geldi. Yani sonunda bu da bizde bir başka hasar daha yarattı. Yani belki iktisadi hasar orada çıkıyor daha belirgin olarak. Sonuçta yani Türkiye'deki insanların çok azı kendisini uluslararası camiaya açabildi. Çünkü uluslararası camia sizden şeyi bekliyordu. Yerel bilgilere katkıda bulunacak, sizi tanıtacak alanlarda katkı bekliyordu. Onun dışındaki katkılara hiç hazır değildi. O konuda yazı yazmaya niyetlenseniz yazılarınızı yayınlamaya niyetli değildi. Dolayısıyla sizi belirli bir alana yönlendirici bir dış eğilim ortaya çıktı. Yani evrensel özellikler taşıyan bilimin yerel ayağı köreldi. Yerel ayağı körelince de yerel dergiler köreldi. Yani fakülte dergileri, üniversite dergileri giderek yani kalitelerinden, özelliklerinden çok şey kaybetti. Bu da yani YÖK sisteminin bize getirdiği yani yıkımlardan biri oldu. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Özerklik açısından üç büyük kaybımız özlük haklarıyla, mali özerklikle ve örgütlenmeyle ilgili kayıplardır. Bu YÖK'le gelmiştir. Ama onun dışında akademik özerkliğin çeşitli yönleriyle törpülenmesi olayı YÖK'ün kendisinden çok YÖK'ün dışındaki siyasi kontrol araçlarıyla üniversiteye gelmiştir. Bundan gelecekte kurtarmamız gereken bir şey var. O da akademik özerklik. Yani insanların bilimsel düşünce üretmekte, yayınlamakta, söylemekte ve savunmakta özgür olmaları. Yani şu veya bu şekilde gelecek yıllarda mali, istihdamla ilgili, örgütlenmeyle ilgili özerklikler kazanılabilir. Şu veya bu şekilde gelişmeler üniversitelerde bu özerklikleri kazandırma doğrultusunda olabilir. Ama olmazsa olmazımız akademik özerklikler. Yani düşünce üretmekte, yaymakta ve yani bununla ilgili savunuyu yapmakta özgür olabilmek. Bu çok önemli. Hocam biraz günümüze dönsek, yani şu an aslında büyük şalkantılı dönemlerden geçiyoruz. Sistem değişti, devlet değişti, yani çok şey değişti. Evet. Bir suskunluk var mı size göre? Varsa nedeni ne? Akademide tabii yani.
Yani var tabii ama ben şöyle düşünüyorum. Yani özgürlükler sadece akademik dünyanın olmazsa olmazı değil. Yani çağdaş bir toplumun da olmazsa olmazı. Yani eski bir siyaset adamımızın meşhur ettiği bir söz vardı biliyorsunuz. Kendim için istiyorsam namerdim falan diye. Bunu belki buna da teşmil edebiliriz. Yani özgürlükleri sadece akademik dünya için istemek, biz özgür olalım ama toplum ne olursa olsun demek yeterli değil. Yani toplumsal özgürlükleri kısıtlayan her şey aynı zamanda akademik özellikleri de ister istemez sınırlıyor. Ama salt akademik dünyaya bakıldığında yani araştırma ve yayın özgürlüğü yanında araştırma gündemini belirleme özgürlüğü de akademik çevre için çok önemli. Şu anda bugünkü şartlarda kötümserlik için çok fazla neden var. Ama ben yani bu konuda geleceğe biraz daha iyimser bakmayı yeğliyorum. Şu nedenle yani Türkiye'de üniversite hayatın, modern üniversite hayatın neredeyse 100 yıla yakın birikimi var. Şu veya bu şekilde yetişmiş insan gücümüz var. Ve bunlar mesleki yetkinlik bakımından da azımsanacak bir durumda değil. Yani bu insanları küstürmez, gücendirmez, caydırmazsak yani gelecek için kötümser olmak düşüncesinde değil. Ama yani şu andaki durum gerçekten biraz yani düş kırıcı gibi görünüyor. Çünkü yani akademik çevreler bu konuda çok fazla hareketli değil. Yani toplumsal değişim önünde bunu yorumlamak, açıklamak, eleştirmek, alternatifleri düşünmek konusunda çok faal değil. O da büyük bir ihtimalle sözünü daha önceki açıklamalarım sırasında ettiğim gelişmelerin sonucu. Yani akademik araştırma gündemi sermaye birikim gündeminin paraleline koşulur. Performans ölçütleri de böyledir. O da kar azamileştirme ilkesine benzer şekilde yayın azamileştirme ilkesine dayanır. Eğer ölçütler böyleyse o zaman ister istemez akademik meslekte giderek belirli bir aşınmaya, yıpranmaya uğruyor. Onun sıkıntılarını çekiyoruz. Ama bu dediğim gibi aşağı yukarı yani neredeyse 30 yılı bulan, belki daha fazla uzağa da giden bir süreç. Yani üniversitelerin Batı'da da benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını çeşitli yayınlardan izleyebilirsiniz. Onlarda da bu yani yayın ve araştırma politikalarının giderek sermaye birikiminin ihtiyaçlarına koşulmasından kaynaklanan sıkıntılar çok belirgin hale geliyor. Doğal olarak yani bu yönelimi sağlayanlar sizin mevcut siyasi ve ekonomik rejimi sorgulamanıza da çok fazla sıcak bakmıyorlar. Yani orada caydırıcı önlemler şu veya bu şekilde geliyor. Ama ben gelecek için kötümser olmamayı yeğliyorum. Yani insan gücümüze güveniyorum. Genç arkadaşlarımın çalışmalarını çoğu zaman yani izliyorum ve bizden daha iyi şeyler yaptıklarını da görüyorum. Kötümser değilim. Ama yani önümüzde alacak çok mesafe var yani. Ile atılanlarla 1980'lerde şu an KHK'larla atılan yani hocalar bu iki dönemi hani kıyas yapsak mümkün mü yani öyle bir şey söyleyebilir misiniz? O dönemlere de tanık olduğunuz için hangisi daha acımasız? Hangileri? 80 tasfiyeleri ve günümüzün Şimdikiler daha yani gaddarca ve acımasız. Çünkü şöyle veya böyle 1980'li yıllarda yapılan tasfiyelerin önünde biçimsel olarak yönetimlerin bağlanmak zorunda olduğu hukuk kuralları ve bunlara uyma gereğini duyan
kurumlar vardı. Şimdi böyle bir durum açıkçası pek yok. Yani şu andaki yani üniversite tasfiyeleri bence 12 Eylül'ün hemen ardından yapılan tasfiyelerin yani biçim olarak da etik olarak da fersah fersah ötesinde maalesef. Ama dediğim gibi ben yani gelecek için hiç umudumu yitirmiyorum. Yani genç arkadaşlarımın yeteneklerine birebir tanık olduğum için bunların aşılabileceğini düşünüyorum. Tabii akademik özgürlükleri koruyabilir ve geliştirebilirsek. Ama akademik özgürlükleri koruyamadığımız ve geliştiremediğimiz takdirde yani gelecek için iyi şeyler söylemek bir hayli zor. Devam ediyorum ben. Hocam şeyi sorsam siz de planlamadan mı gitsiniz? Hani planlama kurumunun önemi yani ondan sonra 24 Ocak kararlarından sonra değişen bir sistem. Yani planlamaya dair siz içinden gelen şeysiniz. Orada o sistem mesela planlama size ne kattı? Ya da bir planlama kurumu bir ülkeye ne kadar? Şimdi ilkin işi bir kişisel düzlemden başlayarak anlatayım. Sonradan da özel şeye yani planlamanın toplumsal işlevine dönebiliriz. Özel olarak yani beni yani iktisat öğrenmeye götüren kurumun yani planlama olduğunu, devlet planlama teşkilatı olduğunu söylemem lazım. Devlet planlama teşkilatında 1960'lı yıllarda hatta 70'li yılların bir kısmında da etkili olan bir gelenek vardı. Buna İngilizce bir sözcük kullanarak staff toplantıları denirdi. Yani Türkçe deyişle teknik kadro toplantıları diyebiliriz. Bu toplantılarda belirli bir tema tartışıldığında herkes bildiğini, yaptığı çalışmaları ortaya koyar ve yani şu veya bu şekilde ast üst ilişkileri olmadan kendi görüşünü savunurdu özgürce. Burada ben dönemin müsteşarı Memduh Aytür'ün kendisini çok rahatsız eden bazı yorumlara rağmen konuşmacı planlama mensubu arkadaşların sözünü kesmediğini ve dinlemeye devam ettiğini hatırlıyorum. Bu staff toplantıları şu açıdan önemliydi, teknik kadro toplantıları. Herkes yani çalışma arkadaşlarının yaptığını öğrenirdi. Onlardan bir şey kendi bilgisine katardı. Ve kendi bildiği şeyler varsa başkalarının üretimine de en azından destek olurdu. Bu açıdan yani planlamanın benim iktisatçı olarak eğitimime katkısını yani ne kadar övsem anlatamam. Bir de dediğim gibi yani farklı düşünen insanlara yani sonuç olarak amirlik, memurluk ilişkileri içinde belli bir karar alınsa bile aykırı düşünceyi dinleme, ne olduğunu anlama konusundaki geleneğin 60'lı ve 70'li yıllardaki planlamada hala var olduğunu söyleyebilirim. 1980'li yıllar sonrasında aralarında bulunmadığım için kestiremiyorum. Yani 1980 sonrasında bu yani ortam değişmiş midir, ne şekilde değişmiştir? Bir şey söylemem mümkün değil çünkü 80'li yıllardan sonra kurumla yakın bir ilişkim olmadı. Planlamaya gelince yani 2017'de yapmış olduğum bir çalışmada şunu savundum. Yani gelişmekte olan ülkelerde şumullü merkezi planlamayı ciddiye alan ve bunu gerçekten başarıyla uygulayan 3 ülke var. Hindistan, Türkiye ve Kore. Ben burada mikro ölçekte planlamayı kastetmiyorum. Çünkü mikro ölçekte planlama yani ülke planlı ekonomiye gitse de gitmese de planlı ekonomiyi benimsese de benimsemese de yapılacak bir şey.
Dolayısıyla burada söz konusu olan şey merkezi şumullü planlama. Yani şumullü planlamayı yani gerçekten ülke yönetimine katarak, ülke yönetimiyle bütünleştirerek yürüten 3 ülke var. Sözünü ettiğim 3 ülke. Peki bu planlamayı ülke yönetimine katma, Sovyet stili bir yani Gosplan modeline göre mi olmuş? Hayır. Çünkü aslında bir yerde işte son sosyalist ülkeyi yıktık gibi safsataların gerçekle hiçbir ilgisi yok. Planlama kapitalist ekonomik çerçeve içinde işleyen bir planlama oldu Türkiye'nin şartlarında. Ve orada da dört parametreyi yönlendirmeye çalıştı. Birincisi göreli fiyatlar ve özellikle uluslararası ticaret hadleri. Bunları yani bölüşüm ve büyüme amaçları için yönlendirebilir miyiz? İkincisi faktör fiyatlarını nasıl yönlendirebiliriz? Faiz hadleri ve ücretleri. Bu hem kaynak tahsisi açısından önemli, hem bölüşüm açısından önemli. Üçüncüsü, üretimin teknik katsayılarını nasıl yönlendirebiliriz? Bu bir teknolojik gelişme ve sanayileşme politikasının ürünü. Son olarak tasarruf oranı meselesi, tasarruf katsayıları meselesi. Bunları da nasıl giderebiliriz? Burada yani bu girişimleri haklı çıkaran yaklaşımın kökünde piyasa başarısızlığı modeli yatıyordu. Yani piyasa başarısızlıklarını gidermek için müdahale ediyorsunuz. Göreli fiyat çarpıklıklarını düzeltiyorsunuz. Faktör fiyatı bozukluklarını düzeltiyorsunuz. Tasarruf katsayılarının bozukluklarını düzeltiyorsunuz ve yatırım planlamasının ezeli ebedi yetersizliğini gideriyorsunuz. Çünkü yatırım planlaması hiçbir zaman geleceği tam öngörerek güncel kararlarınıza dahil olamıyor. Yatırım planlamasını başardığınız anda sektörler arası etkileşimi birlikte değerlendirme şansına sahip oluyorsunuz. Planlama bu sözünü ettiğim dört parametre grubuna para politikasını, maliye politikasını, sanayileşme politikasını ve ticaret ve kur politikasını yönlendirerek cevaplar bulmaya çalıştı. 1980'den sonra bu genel çerçevede çok büyük değişiklikler oldu. Yani dünya konjonktürü artık bu araçların uygulanmasına çok engel çıkaran uluslararası bir çerçeveyle cihazlandı. Dünya Ticaret Örgütü kuruldu, ticaret politikalarında serbestliğiniz kalktı. Sermaye hareketleri liberalleşti, sermaye hareketleri ve sermaye ile ilgili faktör fiyatlaması düzenlemeleri yapma imkanınız kalktı. Finansal serbestleşme sizin para politikası üzerindeki özgürlüklerinizi önemli ölçüde ortadan kaldırdı. Fikri mülkiyet rejimi artık kopyayı ve kopya yoluyla sanayileşmeyi imkansız hale getirdi. Genel çerçeve değiştiğinde artık siz aynı planlama modelini ve aynı planlama konsepsiyonunu sürdürme durumunda olamazsınız. Bu gelecekte planlamanın yani merkezi ve şumullü planlamanın tümüyle gündemden kalktığı anlamına mı geliyor? Hayır. Yani gelecekte muhtemelen şartlar ortaya çıkacak. Ama toplumsal, uluslararası çerçevenin köklü bir harmanlanmasından sonra. Yani dünya ekonomisi ve dünya toplumu yani neoliberal evrenin dışında yeni arayışlara girmeden ben Türkiye'de planlamanın yani şumullü ve merkezi planlamanın tekrar hayata kavuşabileceği konusunda tereddütteyim. Ama bu hiçbir zaman gelecekte böyle bir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü yani devam eden bir uluslararası kriz konjonktürü içindeyiz.
ve bu kriz konjonktürü ne şekilde evrilecek önümüzdeki günlerde genç arkadaşlar daha iyi görecekler. Ben onlara bazen de yani bir haset duygusuyla yaklaşıyorum. Çünkü bu değişen dünyayı onlar görecekler ve o dünyada ürün verecekler. Ama ben o sıralarda dünya değiştirmiş olacağım için bu şansa sahip olamayacağım. Yani değişen bir dünyada yani planlamanın kendine özgü yeni bir işlevi, yeni bir alanı çıkacak. Yani kastettiğim şey şumullü merkezi planlama. Ama bugünkü koşullar altında, bugünkü uluslararası siyasal ve ekonomik bağlamda merkezi planlamaya, şumullü planlamaya yer yok gibi görünüyor. Yani 78'de yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yani derslerimle uğraşırken dediğim gibi bir sene önceden bir öneri aldım. Yani o dönemin planlama örgütünün kuruluşu içinde yani 4 daire vardı. İktisadi planlama, ekonomik plan, yani sosyal planlama, koordinasyon ve yani kalkınmada öncelikli yöreler. Şeyde yani Bilsel Hoca'nın diğer dairelerle ilgili olarak önerdiği arkadaşlar benim geçmiş yıllardan çalışmalarını bildiğim, tanıdığım insanlardı. Yani o bakımdan beraber çalışabileceğimizi yani düşünerek evet dedim. Yani sıkıntılı bir dönem oldu. Yani şeyde yani kendi aramızdaki yani tartışmaları şu veya bu şekilde bir çözüme ulaştırmayı başardık sanıyorum. Ama genelde yani 78-79'da planlamanın yapmaya çalıştıklarıyla siyasi iktidarın yapabilecekleri ve yapmak isteyecekleri arasında bazı uyumsuzluklar ortaya çıkmaya başladı. Yani bunun ayrıntısına pek girmek istemiyorum. Bilgi Üniversitesi'nde çıkmış bir yayında Profesör Türkçen'in dergilediği bir yani kitapta 78-79'da o dönemin konjonktürel şartlarında planlamanın özellikle iktisadi planlama boyutunda ne yapmak istediği ile ilgili ayrıntıları yani bulmak mümkün. Yani orada benim aklımda kalan önemli yani dönemeçlerden biri Kasım 1978'de yani yeniden hükümet görevi üstlenen Süleyman Demirel hükümetine aşağı yukarı bir hafta süren uzun Yüksek Planlama Kurulu toplantısında yaptığımız sunuşlar oldu. yani rahmetli Demirel bir dizi soruyla bizi bir hayli sınadı tabir caizse. Yani 1980 yatırım programında neler önerdiğimiz, büyüme, ticaret, cari açık, kur ve benzeri konularda neler düşündüğümüz konusunda aşağı yukarı bir hafta süren tartışmalı bir Yüksek Planlama Kurulu oturumlarından geçtik. Sonunda yani o dönemde yani 1980 programı konusunda Süleyman Demirel siz bana anlattığınız gibi programı hazırlayın, yapın dedi. Fakat dolayısıyla ortaya çıkan 1980 programıyla 24 Ocak'ta yani çıkan program arasında herhangi bir paralellik yoktu. Yani 24 Ocak kararları bir yerde fiilen hem 1980 programının hem de 1980 programına yön veren 4. 5 yıllık kalkınma planının da sonunu getirmiş oluyordu. Bir yerde yani böyle bir olasılığı tahmin ettiğimiz için
Yani Bilsay Hoca ile şöyle bir görüşme geçti aramızda. Büyük bir olasılıkla yani şartlar bizim önerdiğimiz doğrultuda gelişmeyecek. Ama biz ülkeyi bütçesiz ve programsız bırakmamak için bir yani sorumluluk altındayız. Bu programlı bütçe hazırlansın, görevlerimizi yapalım ve ondan sonra da yani görevlerimizden ayrılalım. Öyle oldu zaten. Kasım sonrasında Bilsay Hoca istifa etti. Ben tekrar üniversiteye döndüm. Beni çok üzen bir başka olay da de oldu. Özal'la ayrılma sırasında konuştuğumuz zaman şöyle bir hatırlatmada bulundum kendisine. Yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın şu andaki teknik kadrolarını örselemeyin. Bunlar sorumluluk duygusuyla hareket etmiş, bilgili, görev sorumluluğu olan insanlardır. Ülke ekonomisini gerekleri için size olumlu öneriler getirirler, katkılar getirirler. Yani bu insanlar siyasal dürtülerle buraya göreve getirilmemiştir. Yetenekleri dolayısıyla, bilgileri dolayısıyla getirilmiştir. Bu insanlardan lütfen yararlanın. Turgut Özal hiç bunlar söylenmemiş gibi o dönemde 4. plan ve 1980 programı ile ilgili çalışmalara yoğun katkıda bulunmuş insanların büyük çoğunluğunu düşük sözleşme ücretleriyle tasfiye etme yolunu seçti. O da benim tabii o dönemle ilgili bir üzüntüyle hatırladığım bir anıdır. O dönemdeki insanlar sadece görevlerini yaptıkları için kovulmadılar belki. Enflasyonist ortamda daha düşük gelir artışlarına mahkum edilerek çaresiz bırakıldılar ve ayrılmaya zorlandılar. Bu da tabii benim için bir hayli üzücü bir gelişme oldu. Ben üniversiteye tekrar döndüğümde ayrıldığım bir kuruma tekrar dönmüş oldum ama planlama teşkilatındaki arkadaşlarım hiç aynı rahatlıkta olmadılar. 1980'li yıllarda da planlamaya hemen hemen hiç uğramadım. O da kulakları çınlasın. Rahmetli bir meslektaşımız, arkadaşımız Oral Akman'ın deyimi doğrultusundaydı. Ayak altında dolaşmamak. Siyasi rejim değiştiğinde siz bir kurumda hala bulunmaya devam ederseniz onların geliştirdiği her türlü fikir ya da aykırı görüş sizden esinlendi gibisinden bir eleştiriye konu olur. Yani dolayısıyla bu arkadaşlar daha fazla yıpranmasın diye planlamadan 10 yıla yakın uzak durdum. Yani 1990'lı yıllarda tekrar bilgi için planlama örgütüne gittiğimde zaten 1970'li yılların çalışanları ya emekli olmuş ya ayrılmışlardı. Maalesef bir hobi geliştiremedim. Yani zaman artırabildiğimde klasik müzik dinlemek ve edebiyata zaman ayırmak için çaba gösteriyorum. İkisinde de çok başarılı olduğum söylenemez. Yani arzu ettiğim kadar bu ilgi duyduğum dallarla ilgilenemiyorum. En sevdiğiniz roman hangisidir hocam? Efendim? Sizi en etkileyen roman hangisidir? Edebiyattan kimi seversiniz ya da? Yani 20'li yaşların biraz öncesinde ve sonrasında okuduğum 19. yüzyıl Rus romancıları, özellikle Dostoyevski, tanınmış yapıtlarını
Suç ve Ceza'yı, Karamazov'ları, Budala'yı, Delikanlı'yı falan değil de şeyi fırsat bulsam tekrar okumak istiyorum. Yer altından notları. Akıl almaz derinlikte bir roman. Okuduğum zaman serseme dönmüştüm. Yani fırsat olsa tekrar okusam ne kadar iyi olur diye düşünüyorum ama bakalım. Belki okuyabilirim. Kişisel anıda 3 kişisel anı var. Onları da isterseniz anlatıp söyleşiyi tamamlayalım. Üçü de İngiltere'deki eğitim yıllarıma ait. Yani iktisat teorisi hocamız Profesör Pierce bir gün kara tahta başında bazı denklemlerle uğraşıyor. Bir yerde takıldı. Tahtayı sildi. Yeniden denklemleri sürdürmeye, çözmeye çalıştı. Başaramadı. Bir defa daha yaptı. Başaramadı. En sonucunda ben bunu geçen akşam evde çözmüştüm ama şimdi beceremiyorum. Bundan sonra varılacak sonuç şuydu. Onu yazayım ondan sonra devam edeyim dedi. Bu bana çok ilginç bir ders oldu. Şu nedenle Profesör Pierce gibi deneyimli bir akademisyen bu tür talihsizliklerle karşı karşıya kalıyorsa yeni yetme 1970'li yıllarda ODTÜ'ye öğretim üyesi olmuş bir kişi hadi bu tür talihsizliklerle karşı karşıya kalır diye yanından kopyalıkları hiçbir zaman eksik etmedim. Bunların kullanılması kullanılmaması ayrı bir hikaye yani kullanmayabilirsiniz ama o kopyalıklar yanınızda olmalıdır. Hani atasözümüz düşmez kalkmaz bir Allah der. Dolayısıyla nasıl Profesör Pierce tahtada teklemişse siz de tekleyebilirsiniz. Orada öğrencilere ben bunu akşam evde çözmüştüm ama şimdi çözemiyorum demeniz de olmaz. Dolayısıyla orada kopya çekmeniz yani meşru ve geçerli bir yani eylem olabilir. İkinci olay yine öğretim yıllarındaki bir sınavla ilgili. İktisat teorisi sınavına girmiş durumdayız. Bir Wallace-Gill genel denge modeli, makro denge modeli soru olarak çözülmüş. Ben bunun yani bir benzerini sınava girmeden daha sonra Sheffield Üniversitesi'nde ekonometri profesörü olan sınıf arkadaşım Gary Phillips'e çözdüm. Ama sınavda problemi çözemedim. Çok enayice bir nedenle çözemedim. Bir Wallace-Gill kural. Ekonomide en eksi bir sektörde denge varsa ve genel denge varsa sizin eninci sektör için ayrıca bir denge bağıntısı yazmanız gerekmez. Çünkü en eksi bir sektörde denge varsa ve ekonominin tümünde denge varsa zaten eninci sektörde dengededir. Sonuç olarak benim denklemlerim bir fazla çıktığı için bir türlü modeli bağlamayı başaramadım. Ve sonuç olarak sınav kağıdım sonuçsuz egzersizlerle doldu. Bundan çıkarttığım derste üniversite yıllarında kağıtta çabaladığını gösteren, gayret gösteren, çözüm için gayret gösteren arkadaşlara bir kısmi not verme uygulaması oldu. Bir yerde benim başıma gelen talihsizliğin onların da başına gelebileceğini düşünerek. Eğer kağıtta gerçekten çabalanmış, debelenmişse bir kısmi kredi hak eder diye düşündüm. Dolayısıyla makroekonomi derslerini sonradan verdiğimde bu tür kısmi kredileri her zaman arkadaşlar benden not olarak aldılar. Üçüncü bir olay da yine bu anlattığım ikinci olayla ilgili. Bu sınavdaki yani çok ağırlıklı bir soruda uğradığım başarısızlık yüzünden büyük bir umutsuzluğa kapılmıştım. Ben herhalde bu işten çaktım falan diye. Sonuçta Southampton Üniversitesi'ndeki programın şöyle bir özelliği vardı. Tek tek derslerin geçer kalır diye sonuçlarını ilan etmiyorlardı. Bir bütün olarak sizin performansınıza bakıyorlardı. Ve dolayısıyla size bir sarı zarf içinde
bir ufak kağıt parçası gönderiyorlardı. Üzerinde iki sözcük yazılı oluyordu. Ya geçer ya kalır. İngilizcesi pass veya fail. Yani hangisi sizin için geçerliyse o kalıyor. Ötekisinin de altı çiziliyordu. 1968 yazında öyle bir sarı zarf elime geçtiğinde ve orada benim bu teori sınavındaki talihsizliğime rağmen hala bir pas sözcüğünü gördüğünde göklere çıktım. Yani o yani belki yani son 50 yılda yaşadığım en büyük mutluluk oldu. Yani daha büyük bir mutluluk olamaz çünkü düşünün yani oraya gitmişsiniz. Sizi bir kurum finanse ederek göndermiş. Ve siz sonunda dönüşte ya ben bu işi başaramadım kusura bakmayın diye süklüm püklüm geri dönüyorsunuz. Yani bu bildirim elime geçene kadar yani çok kötü günler ve geceler geçirdim. O sarı zarf içinde gelen pas sözcüğü dediğim gibi beni göklere çıkardı. Nerede doğmuştunuz? Liseyi, yani üniversite eğitimini anladık İTÜ'de ama o İstanbul'a gelene kadar birkaç cümleyle o kronolojiyi verelim. 1937'de Fatih'te doğdum. Yani ilk öğretimimi hep ilk öğretimden sonraki 3 eğitim dizisini o ilçedeki okullarda yaptım. Sonradan Yavuz Selim İlkokulu adını alan 15. İlkokul. Karagümrük Ortaokulu ve Vefa Lisesi. O dönemden kalma bir taraftarlığım hala var. Fatih Karagümrük'ün ikinci kümedeki maçlarını yakından takip ediyorum. Kaybettiğimiz zaman dertleniyorum. Kazandığımız zaman keyifleniyorum. Kalabalık bir ailenin çocuğu oldum. Babam 9 kardeşin ortanca kardeşlerinden biriydi. Ben de dahil 17 kişilik bir ikinci kuşağı oldu. Kuzenler kuşağı. Yani ilişkilerimiz hiç kopmadı. Siz kaç kardeşiniz hocam? Efendim? Siz kaç kardeşiniz? İki kardeşiz. İki kardeşiz ve bu aile çevresiyle hala şeyim sürüyor. Yani temasım, ilişkilerim sürüyor. Ankara'da kalan galiba sadece ben oldum. Ankara'da geçici bir süre çalışanlarımız oldu bu 17 kardeş çocukları kuşağından ama Ankara'da kalıcı olarak yerleşen bir tek ben kaldım. Geri kalanların hepsi şöyle veya böyle İstanbul çevresinde kalmaya devam ettiler.